Efendim hayırlı akşamlar. Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti bizimle birlikte olan, bizi izlemeye değer bulan ve hanelerine kabul eden bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yayınımız süresince inşallah sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Hemen bizlere ulaşıp sorularınızı iletmek için telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 341-2040 nolu telefon numarası üzerinden yayınımıza katılıp sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Bizlere Facebook üzerinden ulaşıp sorularını, istek ve görüşlerini iletmek isteyen dostlarımız facebook.com/merakdost adresini kullanabilirler. Son olarak e-posta adresimizi hatırlatalım. Merak ettiklerimiz @dosttv.com. Yine bu adres üzerinden de bizlerle sorularınızı, programımızla alakalı istek ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bugün sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplandırmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı kıymetli hocam Doktor Mustafa Bülent Dadaş Beyefendi ile birlikteyiz. Hocamızın değerli ilminden istifade etmeye başlıyoruz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk getirdiniz. Efendim. Afiyetle siz inşallah. Hamdolsun elhamdülillah. Sizler iyisiniz. Duacıyız hocam sağlığınızla. Cenab-ı Hak razı olsun. Hemen başlayalım inşallah. İzleyicimiz sizlere selamlarını iletmişler. Aleykümselam. Sabah namazının ardından sabah namazının kazası kılınır mı demişler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Sabah namazından sonra sabah namazının kazası kılınabilir. Burada şöyle bir açıklama yapalım izin verirseniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan pek çok hadisi şerif nakledilmiş. Bu hadisi şeriflerin bir kısmında Hazreti Peygamber'in 3 vakitte nafile veya kaza namazı kılınmasını yasakladığı ifade ediliyor bu hadislerde. Onlar öğle namazına yaklaşık 15 dakika kala kerahat vakti ve yine akşam namazına yaklaşık olarak 45-50 dakika kala ve tam güneş doğarken bu 3 vakitte kaza namazı kılınmaz, nafile namazı kılınmaz. Dolayısıyla mesela bir insan hemen ikindi namazını kıldıktan sonra ilk vaktinde peşi sıra kaza namazı kılabilir. Ne zamana kadar? Güneş batışına yaklaşık 45 dakika kalaya kadar ve yine sabah namazını kılmış, erken vakitlerde kılmış, henüz güneş doğmadan önce kaza namazı kılabilir. Bunun dışında peki nafile namaz kılabilir mi sabah namazının farzından sonra? Kılamaz. Yine ikindi namazını kıldıktan sonra henüz kerahat vakti girmemişse dahi, biraz önce hadis-i şeriflerde zikredildiğine dair söylediğim hadiste, yine de ikindi namazından sonra nafile namaz kılınamaz. Özetleyelim, sabah namazının farzını kıldıktan sonra bir insan henüz güneş doğmasına vakit varsa kaza namazını kılabilir. Evet, teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir Facebook sorusu alalım inşallah. Buyurun. Tuğba Balı Eroğlu sizlere selamlarını iletmişler. Muhterem hocam hayırlı yayınlar. Karıncaları haşerattan sayabilir miyiz? Yazın evde çok karınca oluyor. Yatağımıza bile giriyor. Evet. Bitkisel olarak bütün yöntemleri denedik fayda etmedi. İlaç koymamız bir sakınca doğurur mu demişler. Esas itibarıyla yani hayvanların tamamı bir kısmı doğru hadis-i şeriflerde müziyat yani eziyet veren hayvanlar cümlesinden sayılan bir takım hayvanlar var. Bunlar insanlara zarar verdiği için akrep, yılan gibi, affedersiniz kudurmuş köpek gibi bunlar öldürülebilir. Ama bunların dışındaki hayvanlar mümkün olduğu kadar öldürme cihetine gidilmemeli. Ancak başka hiçbir çare kalmamışsa, bütün çareleri denenmiş kız kardeşimizin dediği gibi başka bir çare kalmamışsa, karıncalar da devamlı evin içerisinde gezip durduğu zaman insana zarar verecek, eziyet verecek, rahatsız edecek insanları. Daha insanların menfaatlerini temin etmek için başka çaresi yoksa konulabilir. Ama ifade ettiğimiz gibi son çare olsun bu. Evet, teşekkür ederiz hocam. Mustafa Polat sizlere selamlarını iletmişler. Namaz kılarken eski günahlarım aklıma geliyor. Namaz için bir sakınca teşkil eder mi demişler. Namazı için bir sakınca teşkil etmez. Tabii matlub olan bir şey değildir. İnsan namaz kılarken mümkün olduğu kadar kendisini Cenab-ı Hakk'a vermelidir. Huşuyu kendisini namazda motive edecek, tam böyle motivasyonunu sağlayacak şekilde olması gerekir. Böyle uygundur ama bununla birlikte isteği dışında, iradesi dışında geçmiş günahlar aklına geliyorsa, başka şeyler aklına geliyorsa namazına bir zarar vermez. Evet, teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir hanımefendi kardeşimiz zannediyorum ki, selamünaleyküm demiş. Aleykümselam ve rahmetullah. Kaza orucu tutan bir kadın kocasından izin alması gerekir mi demiş. Evet, esas itibarıyla farz ibadetler yerine getirilirken kimseden izin alınmaz. Kaza orucu da bildiğimiz gibi farz olan bir oruç zamanında tutulmamıştır. Daha sonra tutulacaktır. Esas itibarıyla
izin almak veya iznini beklemek veya birileri tutma dese de tutmayı bırakmak doğru değildir. Bununla birlikte kaza oruçları için söylüyorum. Mümkün olduğu kadar kocasının da uygun olduğu zamanlara denk getirmesi iyidir. Mesela Hazreti Ayşe annemiz kendi kaza oruçlarını anlatırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Şaban ayında diğer aylarda olmadığı kadar nafile oruç tuttuğunu ve kendisinin de bu sebeple fırsatını bularak Ramazan'da tutamadığı oruçları kaza ettiğini ifade ediyor. Bundan şunu çıkartıyoruz. Bir hanımefendi mümkün olduğu kadar kocasının da rızasını alarak, kocasının da müsait olduğu zamanlarda, rızasının olduğu zamanlarda kaza oruçlarını tutması uygun olur. Ama nafile oruçlarda, eğer tutulan oruç nafile orucuysa mutlaka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda hadisi şerifi var. Kocasının iznini almalı, rızasını almalı. Örnek veriyorum. Kadın mesela hanımefendi oruç tutmayı çok seviyor. Cenab-ı Hak hepimize sevdirsin. Amin. Nafile oruçlar da tutmayı seviyor ama tuttuğu zaman bedenine zarar veriyor. Belki evdeki işler, bir takım işler aksayabiliyor. Çocuklarının bakımında ihmal gösterebiliyor. O zaman kocası tutma diyorsa ona itaat etmeli, tutmamalı. Tutmadığı zaman eğer niyeti tutmaksa Cenab-ı Hakk'ın izniyle tutmuş gibi sevap kazanacaktır Allah'ın izniyle. Evet, inşallah kıymetli hocam. Bir telefon bağlantımız var sevgili dostlar. Ankara'dan Hamide Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun Hamide Hanım. Benim hocama iki sorum vardı. Dinliyoruz. Birisi kul haklarıyla ilgili. Hı hı. Şimdi kul hak öbür dünyada bütün namazımız, ibadetimiz, borçlarımıza gitti. Kul haklarına gitti. Dedikodusunu ettiğimiz kişilere gitti. Bizim hiç sevabımız kalmadı. Evet. Biz cennete girebilir miyiz? Nasıl olur? Ben buna kafam karışıyor. Evet efendim. İkinci yani, sorumuzu alalım. Bir de ikinci sorumda bu katılım bankalarıyla ilgili. Bu katılım bankalarına para yatırılır mı? Bunlar faizsiz mi çalışıyor? Nasıl oluyor bilemiyorum. Evet. Bir de onunla ilgili bir bilgi alacaktım. Hay hay efendim, yöneltelim inşallah. Sıhhat diliyoruz, hayırlı akşamlar olsun. Evet muhterem hocam, kul hakkıyla alakalı soruyla devam edelim. Kul hakkı hakikaten çok büyük bir hak. İnsan mutlaka bir kul hakkını ihlal etmişse, yaşıyorken, hali hayattayken, sağlığı yerindeyken, imkanları varken mümkün olduğu kadar gidip hak sahiplerinden helallik istemesi gerekir. Eğer helallik istememiş, imkan bulamamış, vefat etmişse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müflis diye bir hadisi şerifi var bildiğimiz. Hazreti Peygamber sormuş ashabına, müflis kimdir? Yani iflas eden kimse kimdir? Sahabe-i kiram demiş ki ya Resulallah, bize göre müflis malı olmayan veya malı varken malını kaybetmiş kimsedir. Hı hı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap vermiş onlara. Gerçek müflis kıyamet gününde namazıyla gelir, orucuyla gelir, zekatıyla gelir. Hayırlı işler yapmıştır ama şuna sövmüştür, bunu dövmüştür, bunun hakkını almıştır. Yaptığı sevaplardan, ibadetlerden alınır, şu hak sahibine, bu hak sahibine verilir. Ve daha sonra hiç ibadeti, sevabı kalmamışsa hak sahibi insanların günahı alınır, ona yükletilir ve böylece cehenneme gider. Yani insan imkan olduğu kadar müflis olarak gitmemeye gayret etmeli. Ama şöyle düşünün, bir insan hakikaten zamanın birinde bir kul hakkını ihlal etmiş veya kul haklarını ihlal etmiş. Daha sonra idrak etmiş kul hakkının büyüklüğünü, önemini, tövbe etmiş, pişman olmuş ama onlardan bir kısmından da helallik isteme imkanı olmamış ve böylece vefat etmiş. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu inşallah o insan samimi ise, gerçekten samimi ise hak sahiplerini bir şekilde Rabbim cennetiyle, orada vereceği mükafatlarla, lütuflarla onu razı eder, hak sahiplerini razı eder ve inşallah o insanı da cennete koyar. Şunu da bilelim zaten, bir mümin kelime-i şehadet getirmiş, o iman ile vefat etmişse, bir takım günahları varsa bile ebedi cehennemde kalmayacak. Bu bizim ehl-i sünnet vel cemaatin evet. inancıdır. Bunu bilelim. Ama bunun yanında günahları varsa Cenab-ı Hakk'a kalmıştır. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kalmıştır. Cenab-ı Hak rahmetiyle tecelli ederse onu affeder. Günahlarını da bağışlar, doğrudan cennete gönderir. Ama eğer adaletiyle tecelli ederse cezası kadar onun cezasını çektirir ve cennete gönderir. İnşallah temennimiz o. Biz ihlaslı olalım. Elimizden geldiği kadar hak sahiplerine hakkını vermeye çalışalım. Bir takım haklar kalmışsa bile inşallah Rabbimiz onları razı ederek inşallah bizleri cennete koyar. İnşallah Kıymet Hocam. Hamide Hanım'ın ikinci sorusuna geçmeden bir telefon bağlantımız var. Daha fazla bekletmeyelim izleyicimizi. Van'a uzanıyoruz efendim. Tevrat Hanım telefon hattımızın diğer ucunda. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Evet.
İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hocama iki sorum olacaktı. Aydınlatmasını istiyorum beni. Tabii ki. Birinci sorum, ben kayınpederime bakıyorum. Kayınpederim yatalak, bütün ihtiyaçlarını ben görüyorum. Evet. Ona yetişkin bezi bağlıyorum. Mahrem yerlerini görüyorum. Acaba benim için günah sayılıyor mu? Evet efendim. İkinci sorunuzu alalım inşallah. İkinci sorum da... İkinci sorum, Şafii mezhebinden Hanefi mezhebine geçiş var mı? Evet, yöneltelim inşallah. Sıhhat diliyoruz, kayınpederinize de Rabbimizden şifalar diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Efendim, Hamide Hanım'ın ikinci sorusunu sorayım hemen. Katılım bankalarına para yatırmak ve katılım bankalarını kullanmak dinen caiz midir? Evet. Katılım bankalarına bir insan para yatırdığı zaman onlarla müdarebe şirketi yapmış oluyor, ortaklığı yapmış oluyor. Şöyle ki, para yatıran kimseden, emek de katılım bankasından olmak üzere kurulan şirkete biz müdarebe şirketi diyoruz. Müdarebe şirketi İslam'ın helal saydığı, hatta teşvik ettiği ortaklık akit türlerindendir. Özetle şöyle söyleyeyim, katılım bankalarına para yatırılabilir ve onlardan elde edilen kardan da kendilerine düşen miktar alınıp ondan istifade edilebilir. Eğer katılım bankaların öyle olmadığını düşünüyoruz, öyle olmadığını inanıyoruz da bir takım eğer orada burada İslam'ın, şeriatın uygun görmediği bir davranış içerisinde bulunuyorsa vebal onlarındır. Ama bizim bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla, anladığımız kadarıyla, onların anlattığı kadarıyla bir problemin olmadığı görülüyor. Yatırılabilir onun o sebeple. Evet, inşallah. İnşallah. Bizim arzu ettiğimiz gibidir. İnşallah. Efendim, Tevrat Hanım kayınpederinin hasta olduğunu ve kayınpederinin bütün ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını söyledi. Evet. Yetişkin bezi kullanıyoruz. Bazen mahrem yerlerinde görüyoruz. Benim için bir mahsuru var mıdır? Evet. Öncelikle bu hanımefendiyi tebrik etmek lazım. Ben de tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu hanımefendi gibi hanımların, Müslüman hanımların sayısını arttırsın. Amin. Kimi zaman şununla karşılaşıyoruz, şöyle bir soruyla. Ya işte kimi zaman kayınpederimle, kayınvalidemle aynı evde kalmak istemiyorum veya onlara bakmak zorunda mıyım diye bir soru bile geliyor. Çok doğru, aynen öyle. Öyle tür sorularla karşılaşıyoruz ama bu hanımefendinin sorusu gerçekten tebrik ediyoruz kendisini. Şimdi tabii hasta ve hanımefendi bu işlemi yaparken başka bir çaresi olmadığı için yapıyor. Zaten evladı varsa, erkek evladı kayınpederinin, yani hanımefendinin kocası, o yapmalı. Ve yine erkek torunları varsa onlar yapmalı, oğulları yapmalı. Ama biz bunların hiçbir imkanı olmadığını düşünerek cevaplayalım. Hiçbir imkan yoksa, kendisinden başka birisi de bu işi deruhte edemiyorsa kendisi yapabilir, zaruret olduğu için yapabilir. Çünkü o insanın o durumda kalması mümkün değil. Ve hasta bu insan. Yani. Hasta bir insana bütün fakihler doktor için, hemşire için zaruret gereği olarak avretin söz konusu olmadığı, onlar için helal olduğunu, bakmanın helal olduğunu söylemişler. Dolayısıyla bu kız kardeşimiz de bakabilir. Evet, Cenab-ı Hak razı olsun abi. Sevgili Tevrat Hanım'dan. Biz de böyle hassasiyeti olan gelinlerin, damatların olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz edelim. İkinci sorusu, Şafii mezhebinden Hanefi mezhebine ya da Hanefi mezhebinden Şafii mezhebine bir geçiş söz konusu olabilir mi? Bunun için yapılması gereken hususiyetle ayrı ayrı ritüeller var mıdır? Evet. Şimdi tabii bir insan belli bir mezhebin amellerini öğrenmişse, hükümlerini öğrenmişse, örnek veriyorum 40 yaşına kadar gelmiş, yetiştiği yer Şafii'dir. Şafii mezhebine göre namaz kılmayı öğrenmiştir, abdest almayı öğrenmiştir. Yeni bir mezhebin hükümlerini öğrenmek kolay değil öyle. Yani eğer bir gerek yoksa, özel bir gereklilik yoksa, Şafii olanın Şafii olarak kalması, Hanefi olanın Hanefi olarak kalmasının uygun olduğunu söyleyebiliriz. İfade ettiğim gibi bunu söylerken, bir mezhepten diğer bir mezhebe geçişin haram olduğunu söylemiyorum. Sadece bir mezhebin hükümlerini bile öğrenmek, hatta din görevlisi olan arkadaşlar için bile kolay değil. 10 sene, 15 sene görev yapıyor. Tabii. Kendi mezhebinin namaz, oruçla ilgili hükümlerini öğrenmek bile kolay olmuyor ki, normal bir ev hanımı için veya bir esnaf için yeni bir mezhebin hükümlerini öğrenmek, farz-ı ayın sayılan şeylerini öğrenmek kolay değil. Ama bir gereklilik var. Örnek veriyorum, mesela Şafii'dir. Bu kız kardeşim için söylüyorum. Kayınpederi gerçi abdeste bozulmaz da örnek veriyorum. Bulunduğu yerde devamlı bir erkeğe eli değiyordur, abdesti bozuluyordur. Kendisi de bundan sıkıntı duyuyor. Devamlı abdest almak kendisi için zordur. Hanefi mezhebinin bu konuda kolay hükümleri var. Bir erkeğe el değdiği zaman veya bir bayanın erkeğe eli değdiği zaman abdesti bozulmuyor. Dolayısıyla diyor ki ben Hanefi mezhebine geçeyim. Geçebilir miyim? Geçebilirsin elbette. Bunda bir mahzur yok. Hatta
büyük fakihlerden bile mezhep değiştiren çok fakih var. Mesela İmam Şafii'nin çok kıymetli bir talebesi vardı. İmam Müzeni isminde. Onun yeğeni olan Tahavi, Ebu Cafer Tahavi diye bir zat var. Çok büyük bir alimdir bu. Kendisi Şafii iken daha sonra Hanefi mezhebine geçmiş. Mesela çok iyi tanıdığımız alimlerden İbn-i Dakik el-İd diye bir zat var. Kendisi Maliki iken Şafii mezhebine geçmiş. Ve yine Sem'ani denilen bir zat var. Hanefi iken Şafii olmuş. İbn-i Abidin diye tanıdığımız çok kıymetli bir alim var. Bundan 200 sene önce vefat etmiş. Mesela Şafii iken Hanefi olmuş. Bunlarda bir mahzur yok. Dediğim gibi burada önemli olan yeni bir mezhebe geçiyorsak vazifemiz nedir? O mezhebin hükümlerini, farz-ı ayın sayılan meselelerini öğrenmektir. Öğrenebiliyorsak problem değil, geçilebilir. Hocam hemen burada benim görevim biliyorsunuz soru sormak. Buyurun. Ben sorunun içinden soru çıkartayım bir tane. Telefon bağlantımız var ama merak ettiğim için soruyorum. Buyurun. Yani mesela biz Şafii mezhebindeniz. Örnek olarak abdest meselesini verdiniz ya. Evet. Sadece o meseledeki Hanefi mezhebinin görüşünü sürekli olarak taklit etsek, evet, bu bir mahsur doğurur mu bizim için? Bunda bir mahsur olmaz ama yine alimlerimizin koyduğu bir kural var. Telfik denilen bir şey var. Yani tek bir amelde, örneğin abdest meselesinde iki mezhebin hükümlerini birleştirerek amel etmek, buna telfik, yamama bir amel denilebilir buna. Fakihlerin şöyle bir kuralı var. İnnel amele bittelfiki batulün icma'an derler. Yani insan iki mezhebin görüşlerini yamayarak, abdest meselesinde örnek veriyorum, eli kanadığı zaman Şafii mezhebini alayım. Kadına eli değdiği zaman ben Hanefi mezhebini bu hususta alayım. İkisini birleştirerek abdest alayım derse uygun olmaz. Yapılacak olan şey şudur. Eğer bu insan abdest meselesinde Şafii mezhebini taklit etmek istiyorsa, İmam Şafii Hazretlerinin abdest hususundaki şartlarına da riayet edecek. Mesela abdest alırken mutlaka niyet edecek ve yine tertibe riayet edecek. Zaten Hanefi mezhebinde de bunlar sünnet ama bunlara dikkat edecek. Yine Şafii mezhebinde abdesti bozan başka bir şey varsa o hususlara dikkat edecek. Yani yamama bir amel yapmayacak. Telfik ile ifade ediyoruz. Telfik yapmayacak. Olabilir. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ankara'dan Zeynep Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Hayırlı akşam. Selamünaleyküm Furkan Hoca. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Hocama da selamlar olsun. Sağ olun. Benim hocama bir şeyim vardı, sorum vardı. Buyurun. Babam kanser hastasıydı. Evet. Ankara'da nümun hastanesinde yatıyordu. Ben de sağlıkta görevliydim. Eşim de yoktu. Küçüklerim vefat edildi. 3 tane çocuğum vardı. Gidemedim. Babamı buradan gönderdim abimle, annemle. Babam her araba geldiğinde Zeynep kızım geliyor, Zeynep kızım geliyor diye böyle ağlamış. Evet. Gidip helallaşamadım. Vefat ettikten sonra gittim. Ben bu vicdan azabından çok çekiyorum. Ben babama dua ediyorum. Evet. Çok şükür Rabbim her şey ediyorum da. Hocam ben bir aydınlatırsa çok seviyorum. Hay hay efendim, yöneltelim inşallah. Siz zaten sormuş bulundunuz sorunuzu. Evet. Rabbimden rahmet diliyoruz sevgili babanıza. İnşallah cennette buluşursunuz. Buyurun hocam. Evet. Tabii babaya bakmak, babayla ilgilenmek, özellikle onun gözü yoldaysa onun gözlerini yolda bırakmamak çok önemli. Özellikle hasta ise yani. Evet. Ancak şu var, burada insanın kendisine şunu sorması lazım. Ben elimden geleni yaptım mı? Eğer insan elinden geleni yaptığına inanıyorsa o zaman vicdan azabı çekmesine gerek yok. Çünkü Cenab-ı Hak şu anda babasına kızının halini, kızının niye gelemediğine inanıyoruz ki şu anda anlamıştır yani. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyurmuş ya, insanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanacaklardır. Yani gerçek anlamda hakikati, hakkı öldükleri zaman anlayacaklardır. Hı hı. Ve yine başka bir ayet-i kerimede Kaf suresinde Cenab-ı Hak وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ diyor. Yani insan sekerat anında, sonrasında artık görecek, hakkı hakikati görecek ve kızının niçin gelemediğini mutlaka anlayacak, bilecektir. Dolayısıyla hala şu anda bile vefat eden amcamızın kızına karşı bir kızgınlık veya bir üzgünlük içerisinde olduğunu düşünmemek lazım. Önemli olan ben gerekeni yaptım mı? Vazifemi de ruhte ettim mi? Babama karşı vazifemi yaptım mı? Eksiklik gösterip gösteremedim mi? Bunu anlamak. Eğer kendisi hanımefendi bu hususta bir kusurun olmadığını inanıyorsa hiç üzülmesin. Şu anda babası için yapacağı tek şey onun için istiğfar etmesidir. Ya Rabbi babamı affet. Ki nitekim namazda Cenab-ı Hak bize öğretmemiş mi? Allahümme gfirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. 5 vakit namazda 40 defa okuyoruz bunu. Ya Rabbi beni affet, anne babamı affet, bütün müminleri affet diyoruz.
Dolayısıyla kendisinin yapacağı babası için hayırlı işler yapmak, onun için dua etmek, istiğfar etmek, Kur'an okumak, üzülmesin yani o sebepten dolayı. İnşallah. Teşekkür ederiz kıymetli hocam. Emre Tek isminde delikanlı bir kardeşimiz Facebook üzerinden şöyle bir soru sormuş. Selamünaleyküm muhterem hocam. Kıyamet akşam kopacakmış ya. Türkiye'de akşam iken Amerika'da sabah. Bu durumda durum ne olacak demiş. Genç bir arkadaşımız merak etmiş hocam. Şimdi tabii kıyametin akşam kopması demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifinde dünyanın ömrünü anlatırken işte sabah, öğlen, akşam ve kalan kendisinden itibaren kalan sürenin ikindi ile akşam arasında olan bir süre olduğunu, müddet olduğunu ifade etmiş. Yoksa mutlaka kıyametin akşam kopacağını ifade etmemiş. Bir de kıyamet hadisesi bizim bildiğimiz gibi böyle bütün Cenab-ı Hakk'ın şu an kainata, tabiata koyduğu kanunların, şu an bildiğimiz kanunlarının devam edeceği bir atmosfer değil, olay değil. Zaten Cenab-ı Hak يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ diyor İbrahim suresinde. O gün yeryüzü değişecek. Yani اِذَا الشَّمْسُ كُوْوِرَاتِ Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde güneşin dürüleceği zaman ve yine اِذَا السَّمَاءُنْ فَطَرَاتِ başka bir ayeti kerimede. Bütün bu ayetler bize şunu gösteriyor. Kıyamet halinde bildiğimiz şu dünyanın kanunları söz konusu olmayacak. Zaten kanunlar değişecek. Rabbim başka kanunlar koyacak. Dolayısıyla doğrudur. Türkiye'de akşam iken Çin'de gece yarısıdır veya Kanada'da henüz sabahtır. O kanunlar icra edilmeyeceği için, değişeceği için artık böyle bir şey de yani kanunun sahibi kanunu değil. Değiştirecek. Aynen zaten. Öyle. Cenab-ı Hak aynen bizi öyle. O güne hazırlık yapanlardan eylesin. Esra Keskin, faiz parasını birine verirken sebebini yani bu paranın faizden elde edilmiş bir para olduğunu söylememiz gerekir mi demişler? Gerekmez. Zaten faizle bir insanın eline bir para geçmişse onu başkasına verecek. Ve zimmetler değiştiği için yani faizi alan kimsenin zimmeti başka, evet. Diğer insanın zimmeti başka. Zimmetler de değiştiği için o parada söz konusu olan haramlık öteki insana geçmez. Dolayısıyla ona şundan kaynaklandı, bu paranın kaynağı budur, şudur demeye gerek yok. Ancak örnek veriyorum bizim parayı vereceğimiz insan öyle bir insandır ki çok takva sahibidir, çok hassastır. Yani en ufak böyle içerisinde şüphe olan bir şeyi yediği, içtiği, cebine koyduğu zaman bile letaifleri kirlenen, yani o kalbindeki nuru kaybeden bir insansa o zaman o insana zaten biz vermeyiz. Veyahut da versek bile kardeşim bu paranın kaynağı budur deriz. Ama böyle insanlar da hakikaten günümüzde pek nadir olduğu için özetle söylemesine gerek olmadığını ifade edebiliriz. Evet, teşekkür ederiz. Efendim Necla Daşdemir sizlere selamlarını iletmişler. Şöyle demişler. Selamünaleyküm muhterem hocam. Benim ismim Necla, bir oğlumuz var. İsmini Yuzarsif koyduk demişler. Evet. İslam'da ne kadar doğru. Evet. Teşekkür ederim. Sanıyorum Azeri kardeşimiz. Cevaplayalım inşallah. Evet. Tabii muhtemelen Yusuf Aleyhisselam'la ilgili filmden kaynaklanarak evet, böyle bir isim koymuş. Niyetleri güzel. Cenab-ı Hak inşallah Yusuf peygamberin ahlakıyla da ahlaklandırır o kardeşimizi, küçük kardeşimizi. Amin, ancak amin. Yani Kur'an-ı Kerim Yusuf peygamberi Yusuf diye tanıtmış. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Yusuf peygamberi Yusuf diye tanıtmış. Yani o filme bakarak o ismi koymak uygun değil. Ne koyacak? Yusuf koyacak koyuyorsa. Değiştirelim mi Yusuf diye? Elbette Yusuf diye değiştirsin. Yani o peygamberin adı Yusuf'tur. Kur'an bize böyle öğretmiş. Başka bir şeye iltifat etmeye gerek yok. Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Bir dakikamız var reklama gitmek için. Hemen buyurun. Soruyorum. Yalan ve küfürlü konuşmanın günahı ne kadardır ve nasıl kurtuluruz bu durumdan demişler. Yalan tabii büyük bir günah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam münafığın, münafık demek kalbiyle gerçek anlamda inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen insan ki Kur'an-ı Kerim'de innel münafikine fidderkil esfeli minen nar. Münafık cehennemin en alt tabakasındadır diyor. Ve Efendimiz diyor ki şu üç şey veya dört şey bir insanda bulunursa onda münafıklığın bir alameti bulunur. Onu terk edinceye kadar kalır kendisinde. Ve onlardan bir tanesi de اِذَا حَدَّثَ كَذَّبَ eğer konuştuğu zaman yalan söyler. Konuştuğu zaman yalan söylüyorsa bir insan Allah muhafaza etsin onda münafıkların bir alameti vardır. Dolayısıyla bir insanın yalandan vazgeçmesi lazım. Mümin yalan söylemez. Ve nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle hemen sayfaları çevirelim. Birinci sayfa Fatiha. İkinci sayfa hemen Bakara'nın başlıyor Elif Lam Mim. Bir sayfa daha çevirelim. İnnellezîne keferû. Orada bir ayet-i kerimede münafıklardan bahsedilirken Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onların diğer vasıflarını zikretmiyor ama bimâ kânû yekzibûn diyor. Onlar yalan söyledikleri için böyle oldular diyor. Elin bir azap var onlara. Bakın pek çok hususiyetler vardı onların ama Cenab-ı Hak yalanı özellikle zikrediyor.
Yani başka hiçbir şeye gerek yok. Bu ayeti kerime ve Efendimizin o hadis-i şerifi bile yalanın ne kadar büyük bir günah olduğunu ortaya koyuyor. Müslüman yalan söylememeli. Söylüyorsa bile bu kadar büyük bir günah olduğunun farkına vararak bir an önce terk etmeli. Ve geçmiş yalanlar için de tövbe etmeli. İnşallah Kıymet Hocam. Teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, kısa bir reklam arası, akabinde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.